Benden haber ulaştırın o müneccime. İnanmıyorum gezegenlerin kadere tesirine. Her ne olmuş ve olacaksa benim bildiğim değişmez takdiridir o muheyminin. Kim kahinlik, müneccimlik yapıyorsa şahidim, o yalancıdır. Bühtanda bulunuyor kadere. Ay vay 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 vay. Ya, vay İmam Şafii. Lütfen Engin'cim, lütfen. Hayır. Ya bu programda bütün toplar bende kardeşim, görmüyor musun ya? 4-4-2 oynuyoruz ya. Ya 4-4-2 oynuyoruz. Ya her hafta sen mi yapacaksın? Hacı babacığım, bırak da bir haftada biz yapalım. Ya dünya futbolla dönüyor şu anda. Dünya futbolla dönüyor. Biraz artık uyan. Bırak onları, geçti onlar. Lütfen. Lütfen. Bu zırvalığı durdurun kardeşim. Bu zırvalığı yapmasına siz mi izin verdiniz efendim? Anladım ya. Canım, ben programın hakimi falan değilim ama futbola yani bu buna demeyelim. Futbola zırvalık demeyelim. 12. adamlar var burada. Tamam, teşekkür ediyorum. 12. Evet. Adamlar var burada. Özür diliyorum ve kapatıyorum. Benim amacım başka bir şey konuşmaktı fakat böyle bir tahakküm altına girdim. Bana dayatıyor efendim. Yani efendim, böyle bir onlar şey. Onlar sizinle hiç dinlemez. Bakın dünya futbolla dönüyor. Ah, burada adamımız da var. Bak. Dünyaya vuracak. Yani adam o kadar kendinden geçmiş ki kıyafetimi değiştirdiğimi bile fark etmiyor canım. O haline düştük ay ya. Çok özür dilerim ama çok telefonunuzla da uyumuş. Senin şuradaki için. Şuradaki kaktüsle de uyumuş. Nasıl kaktüste ne uyuyor bu? Ne yani alaka? Renk olarak yani, o koyu haki. İşte bu da yeşil. Bu haki öyle mi? E ne renk o? Bu gri ayol. Kurşuni, haki ne? Haki top. Buradan haki gibi duruyor. Ha, sizin gözünüz bozulmuş. Ama tabii biz yeşil futbol sahalarından her tarafı yeşil görüyoruz. Hadi pekala, görüşürüz. Pekala. Bugün de başa gelen çekilin. Şimdi şu gördüğünüz efendim. Bir nedir o? Futbol sahasıdır. Temsili futbol sahası. O üstündeki sahası. Çizikler ne öyle? Bunlar işte oyuncuların hangi yöne gitmeleri gerektikleri, hangi yöne göre pozisyon alacakları yani. Yani bu maçın baştan mı belirleniyor? Tabii canım. Şimdi maça çıkarken soyunma odasında herkes heyecanlı. Soyunma odasında futbolcu yukarıda dam dam dam. Ya bir dakika. 50 bin kişi. Niye soyunma odası bu? Giyinik oynanmıyor mu futbol? Ya tabii önce kıyafetlerini çıkartacak. Futbol kıyafetlerini giyecek. Futbol ayrı kıyafet. Formaları giyecek. Formalarını giyecekler. Şortlarını giyecekler. Oyuncular heyecanlı. Antrenör orada bir şeyler anlatıyor. Yukarıda sesler tribünde dam 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 inliyor. Birazdan sahaya çıkacaklar. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Herkes delirmiş. Hacı baba, futbol acayip bir şey. Valla acayip bir şey oldu muhakkak. Lay lay. İşte burada çıkmadan önce diyor ki kardeşim, bu maçta Fenerbahçe'ye durmak yok. Hücum ediyoruz. Hücum ediyoruz. 4-4-2 ne varsa artık orada söylüyor. 4-4-2 de dinle. Yani 4. Efendim soruyorum ya, o insan bilmediğini soracak. 4-4-2 dediğin nedir yani? Bir futbolda hocam. Estağfirullah, sensin hocam. Şimdi burada bir futbolda toplam 11 kişi bir takım. Onu biliyorum. 11 kişi bir takım. Evet tamam. Bir tanesi kalede. Anladık, onu da biliyorum. 4-4-2 ne demek? 4-4-2 yani 4 oyuncu geride, 4 oyuncu orta sahada, 2 oyuncu forvette. Forvet işte dediğin yani ileride. Gol atacak 2 oyuncu. O pozisyona göre onu belirler yani. Bunlar baştan böyle... İşte 4-2-4 olur defans. Tabii. Baştan böyle mi sıralanıyorlar? Tabii. Peki isteyen istediği gibi sıralayabiliyor mu? Sıralanmaz. Kurala mı bağlı? Antrenör ne derse onun her pozisyonu işte hayır, kanat. Hayır efendim, sorduğum o değil. Biri 4-4-2 yapıyor, öbürü 8 bilmem kaç yapıyor. Yani o senin ihtiyarına kalmış. Bu takım tabii, bu takım kaç yapar o takım, onu antrenörleri bilir. O yapmak zaten zorunda değil yani. Ya antrenör ne derse onu yapmak zorunda. Anladım. Her takım aynı şekilde yok, dizmek değil, zorunda değil. Değil. Her takım İstediği kafasına gibi göre oynar tabii. Kimi defansif oynar, tane kimi böyle ofansif oynar, var. Kim işte bunu kafana göre yapabilirsin aslında. Yani normalde işte 4-4-2, 3-3-4 bilmem ne işte 4-2-4 falan böyle şeyler var. Yani istiyorsan bir tane oyuncu koyarsın geriye. Geri 10 taneye ne yapacaksın? İşte orta saha dizersin, buraya koyarsın yani. Bu antrenörün i̇şte ihtiyarına kalmış. Tabii ihtiyarına kalmış. Kaleci zaten hep kalede. Elhamdülillah. En garantili yerde o. Yani şimdi bu futbol, hayır bugün dedim ki artık biraz da ben yazayım ama tabii sırf onu çizdim işte burada o yetmedi. Burada bak bir de gördüğün gibi. Evet, bir takım isimler Bastian var. Bastian Schweinsteiger. Al bir atma kafadan. Ha, atma sen nereden biliyorsun? Bırak da ben efendim, atayım. Efendim Almanca. Top bende dedim. Bırak bana at, ben yumuşatayım göğsümde onu. Ya, efendim. Allah. Özür dilerim. Ana diliniz efendim, doğru. Efendim Hazretleri. Bastian Schweinsteiger. Sallama. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Ne demek?
Nedir? Alman futbolcu. Hayır ne demek manası? Ayı boğan. Ayı boğan. Attın ayı yine attın tabii çok fena. Ama öyle bir manası vardı hayır, bunun. Domuz çobanı demek. Ha domuz çobanı bak ayı boğan nereden kalmış? Ne alaka domuz nerede ayı domuz nerede? Çobanı. Bastian domuz çobanı. Ne bu ne antrenör Alman mu? Alman futbolcu bu. Dev hala oynuyor. Futboldan kopulma her şeyden sorsana kopulma. Sorsana hiç maça gittin mi hayatında? Gittin mi hiç maça? Gittim. E bu da büyük bir başarı acaba. Hangi maça gittin? Bir kere gittim. Niye bir kere? Zorla götürdüler beni. Efendim eniştem götürmüştü beni. Allah taksiratını affetsin. Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası maçıydı. Oo. Galatasaray'ın kalesinde Turgay Şeren, oo, takım kaptanı Metin Oktay. Ya bırak Allah. Hatırlıyor musun o dönemleri? Vallahi seyrettim ayol maçı. Aa. Tabii. Metin Oktay'ı gördün tabii. Oynarken. Aynen tabii. Turgay Şeren. Turgay Şeren'le ayrıca ahbaplık da ettim sonra uzun yıllar sonra. Aa. Evet Turgay abi Allah. Ya Hacı Babacan hiç az değilsin sen. Ama hiç alakam yok. Allah bilir sen yani de biliyorsun. Peki sen şurada işte Marco van Basten. Hayır bilmiyorum. Gullit. Hiçbir fikrim yok. Hollanda milli takımın o dönemlerini hatırlamaz mısın? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü hiç ilgilenmedim. Aa inanamıyorum ya şaka yapıyorsun. Peki o zaman ben sana bir isim sorayım. Lütfen. Bana söyle bakalım. 20. asır yani şeye göre. Miladi takvime göre. Gelmiş geçmiş. Bütün otoriter tarafından. Gelmiş geçmiş en büyük kaleci kabul edilen adam kimdir? Vallahi biliyorum adamın adını. Yani Türkiye'de mi? Dünya çapında. Dünyada, dünyada, dünyada. Ve kalecilikte bir ekol, kaleciliğin bir ekolü haline gelmiş ve futbol tarihinde 150 penaltıyı kurtarabilmiş, gol yemeden kurtarabilmiş tek adam. 150 penaltı. Peki bilgi veriyorum, bir daha bir sana ipucu veriyorum. Ha ben söyleyeyim. Efendim buyurun. Lev Yashin. Tebrik ederim, vurdun. Attın ama tuttu. Ya niye atayım ya? Hani bilerek mi söyledin? Yani yarı bilerek yani. Peki. Bir altyapı vardı. Abi, tamamen boş değil. Yani Lev Yashin aklına geldi isim olarak ve sen söyledin ve tutturdun yani bunu. Yani tabii evet. Bilerek evet, söylemedin tabii. Yani iyi bir kaleci. Yani işte i̇yi, o yani bu fonlar, Oliver Kahn'lar. İyi bir ekol, ekol, ekol. Tabii. Nedir tabii, peki özelliği söyle bana. Hadi madem biliyorsun futbolu i̇şte bir görelim. 150 tane penaltıyı kaçırmadan. Ben söyledim sana. Peki öbür özelliği ne? Kalecilik tarihindeki özelliği ne Lev Yashin'in? Hani bu ayaklarıyla elini o Dünya Kupası'nda biliyorsun elini koyuyor ama o da kalkarak topa vuran adam hiç değil o. Böyle acayip o şeyler yaptı. Gayet ciddi bir adamdır Lev Yashin. Hangi milletin kalecisi bu? Hangi kavmin? Söyle. Hangi kavmin mi? Hangi kavmin kalecisi bu? Hangi yani ülkenin? Lev Yashin Rus falan olmuyor. Rus aferin. Ya. Güzel güzel ya, güzel güzel. Nasıl atıyorum ben? Ama sağlam atıyorsun. Sağlam destekli öyle boş atma. Peki bu kalecilik zanaatına diyelim hadi sen mutlu olasın diye getirdiği yenilik ne? Olay onu olay yapan hadise ne? Bütün olay yapan hadise ne kadar kötü bir Türkçe. Onu bu kadar önemli kılan şey sadece 150 penaltıyı kurtarmış olması değil. Başka bir şey var. Bir ekol yarattı adam. Ekol ortaya koydu. Nedir biliyor musun? Bunu atmayayım bilmiyorum. Ondan önce bütün kaleciler kale çizgisinin içinde duruyorlar, bekliyorlar orada. Tamam. Onun dışına çıkmıyor. Bu diyor ki benim işim gol yememek arkadaş. Çıkarım dışarı orada müdahale ederim topu alırım ayağından adamın. Allah Allah. İlk Lev Yashin ya. Evet, tamam. Vay, teşekkür ederim. Vay, vay, bana bir şey öğretmeye kalkarsan İşte sonunu görürsün. Adamı ama nasıl bildim? Ama bildim. Ya, vallahi çok bildim. Güzel. Bir tane daha söyle kaleci. Abi Oliver Kahn'lar var, Buffon'lar var, Rüştü var. Efendim? Lay 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 lay. Ama şimdi tabii ya Schumacher var. Kaleci miydi Schumacher? Tabii kaleci öyle mi? Schumacher. Zamanında bundan hatırlamıyorum yılın 90'lı yıllarda Bosman diye bir adam futbolcu. Osman mı? Bosman. Hacı Bosman. Babacığım. Yani efendim ağır işitiyor olabilir mi? Soruyorsunuz önemli. Bilgi vermek zorundayım ben. Evet. Bosman diye bir Bosman. Futbolcu, nadide bir insan, özel bir insan. Sanıyorum Belçikalı falan olabilir. Bu eskiden şöyle bir kural vardı. Bir takım kulüple sözleşme imzaladın. İşte tamam. Atıyorum Ahmet Fenerbahçe ile sözleşme imzaladın. Yani. Sözleşmen bitsen de çıkamıyordun o kulüp. Niye? Sözleşme i̇şte tam bitmiş. Kölelik o zaman öyleydi. Yani sözleşme bittiği bitmiş, halde... Yani ben gidip şu takımda oynayacağım diyemiyordun. Niye? Hak mı iddia ediyorsun? Hak iddia ediyordu. O adam seni satabilir yani. O kulübün seni birisine satması lazım. Yoksa sen gidemezsin kafana göre. Satacak, parasını alacak. Ondan sonra sen gidebiliyordun. Bu Bosman denen adam bir dava açıyor o dönem.
Diyor ki kardeşim benim sözleşmem bitmiş. Evet. Beni başka bir yerde oynayamıyorum. İlla da bu para istiyor. İstediği parayı vermeyince benim futbol hayatım bitiyor falan. Bu davayı kazandı. Ben köle miyim diye itiraz etti. Aynen öyle. Ben köle miyim diye. Bu ifadeyi kullandım mı adam? Onu kullandım bilmiyorum büyük ama kullanmış. Yani köleliğe yakın bir şey. Ben köle miyim? Ondan sonra bu futbol tarihine Bosman kuralı olarak geçti. Yani sözleşmesi biten futbolcu istediği zaman istediği yerde oynayar hale geldi. Tabi menajeri var. Fakat şimdi zaten 3 senelik, 2 senelik sözleşme imzalıyorsun. Yani onu sözleşmesi bitmeden satıyorsun veya kiralıyorsun. Böyle şeyler var şimdi ama yine de zor işler. Uzatma. O futbol, şunu anlatıyorum zaten ben. Yani futbol ruhunu kaybetti tabi yani. Nasıl ruhunu kaybetti bence canım? Peki o zaman nasıl oluyor da? O merak ettiğim esas mesele bu. Dünyanın hali hazırda hiç bunun tartışması bile yok. En popüler müsabaka sporu. Tabii. Öyle mi? Ya öyle. Evet. Değil mi? Öyle. Yani bir futbol müsabakasına ya da bir dünya kupasına filan. Ya olimpiyatlar gibi yer yerinden tabii, oynuyor tabii, bir dünya tabii, kupası tabii. olduğu zaman filan. Neye bağlıyorsun bunun sana? Hikmetinin ne olduğunu hikmeti filan yok canım bunun. Bunu aslında senin bir yere bağlaman lazım. Çünkü yani gerçekten bir açıklama yapamıyorum. Ben düşünüyorum eskiden biz işte Şeytan Rıdvan, Oğuz, Aykut bilmem ne. Estağfurullah adama niye şeytan diyorsun ya, canım? Lakabı Münasim. Öyle Hacı babacığım ya. Kim futbol koymuş canım konuşuyor. O lakabı ayıp değil mi? Adamcağıza niye hakaret ediyorsun? Bizim yani her taraftan kaçıyordu her yerden gol atıyor. İşte bizim o dönemlerimizde işte bu insanlar şey artık ya, bütünlenmişti. Yıllardır aynı takım. Şimdi her sene antrenörler değişiyor bilmem ne oluyor falan. Ben de o yani neden tam olarak bu futbol bu kadar... Çünkü bahisler girdi. İşte iddialar girdi. Bir tür kumar. Şunlar girdi. Şimdi reklamlar bilmem neler. Şimdi evinde bile işte dekoder bilmem ne bir yere üye oluyorsun da maç seyredeceksin falan. Peki anladım da voleybol da buna benzer bir şey değil mi? O da bir top oyunu. Olmadı. Birini ayağınla vuruyorsun öbürü elinle vuruyorsun. İkisi de aynı şey değil mi? O olmadı. Neden niye bilmiyorum. Niye olmadı acaba? Futbolun yani cazibesi olabilir. Ne? Çünkü mesela futbol eskiden sokakta iki tane taş koyardın olurdun kale. Evet. Bir tane adam mesela voleybolda file gereceğim bilmem ne. Daha kolay olduğu için olabilir. Daha işte bir takım sporu olduğu hangisi için. Hangisi daha kolay? Topu ayağınla mı kontrol etmek daha kolay? Elinle mi kontrol etmek daha kolay? Allah aşkına ya. Hayır oynama yani oynama alanı olarak ayağınla daha zor değil mi? Oynama alanı olarak söylüyorum. Ha. Yani iki de X ve A şu duvardan şu duvara A gerek yok. Ya diyebilir. Taşa bile gerek yok. Şurası benim kalem, şurası senin kalem. Ortada top oynarsın. İki kişi, dört kişi, beş kişi. Şurası şu A burada falan diye olmuyor tabii. Öyle bir şey olmaz. Şimdi ya basketbolda ne yapacaksın? Niye, basketbolda öyle. Yani ya bırak topa gerek yok ya. Nasıl topa gerek yok? Ben sana söyleyeyim. Topsuz futbol. Hatta olur. Bununla ilgili bir kitap vardı. Onu da tavsiye ederim oku. Buyurun lütfen. Ben hafızamda kalmış. Yazarını unuttum. Topsuz futbol. Evet. Gazoz kapağıyla kolasına maç diye bir kitap vardı. Gazoz kapağıyla. Kolasına maç. Buyurun şimdi. Ben hatırlıyorum. Yani gazoz kapağını top yerine mi koyuyor? Bravo. Ufak gazoz kapağıyla tık 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 ayağınla top. Ya gazete kağıdını yuvarlak yaparsın, bantlarsın olur sana top. Doğru. İşte lastikleri şey yaparsın olur sana top. Doğru. Yani bu kadar acaba bu yüzden olabilir. Çünkü çocukluğu her yer çocuk ayağınla vuruyorsun. Şimdi mesela düşünüyorum de tenis oynamak için şimdi bir raket alman lazım. Onun özel kendine mahsus kıyafeti var, bilmem nesi var. Topunun özel olması tabii. lazım filan. Şu bu voleybolu mesela değil mi? Bir düşünüyorum şimdi. Voleybolu her topla oynayamazsın. Oynayamazsın. Basketbolu hele hiç oynayamazsın. Hiç oynayamazsın. Özel bir onun kendine ait topu olması lazım. Bunun hiçbir şey bunu herkes yapabilir. Herkes yapar. Diyorum ki gazoz kapağıyla oynarsın. Halk sporu diyebiliriz. Hatta onu geçiyorum. Şu masada işte bir tane ufak şu tebeşir. Elini şöyle yaparsın oldu kale. Bir tane de şu tebeşir tak bak ah. O ceviz. Zaman futbol olmaz ki parmak bol olur o. Ceviz işte. Anladım hayatım neresi futbol onun ya? Ama yani vuruyor. Bunu bile sınıfta derslerde oynardık biz Hacı babacığım ya. Aşağı yukarı futbol gibi bir şey. Ama dediğin gibi yani futbolun bu kadar kuralını oraya uyguluyorsun. Uygularsın. Kaleye gol atarsın. İlginç yani ben de anlayamıyorum. Acaba şey için mi bu? Halk herkesin yapabileceği bir şey oluyor. Halk sporu falan denebilir mi acaba böyle bir şey? Halkın benimsediği bir spor. Olabilir. Vallahi olabilir. Kitleselleşme yani, açısından çok yüksek potansiyele şimdi sahip. Şimdi tabii sizin gibi böyle efendim akademik yani ne diyorum havastan mı denir ona ne denir havas. Ona? Yani sizler için biz bunları açıklayayım mı? Bunlar anlatılmaz yaşanır efendim. Öyle bunlar mi? Duygulardadır. Beni götüremezsin. Oraya gideceksin o gözyaşını dökeceksin. Orada bir olacaksın 50 bin kişiyle sureti beraber. Sureti katiye de götüremezsin gözyaşı falan da dökmem. Bağırmam da.
Sana bağırırım, orada bağırmam. Şimdi yine kitap tavsiye ediyorum. O zaman şu kitabı okursam belki... Ya senin yüzünden futbol kitabı okuyacağım. Şu hale bak ya. İnanılacak şey şimdi, değil yani. Söyle. Söylüyorum. Eduardo Galeano diye bir adam var. Bir yanılmıyorsam. Eduardo Galeano. Galeano. Uruguaylı diye hatırlıyorum. Şimdi Uruguaylı. Yani, o öyle olması lazım. Evet. Yani bak, bu adamın Gölgede ve Güneşte Futbol diye bir kitabı var. Gölgede ve Güneşte Futbol. Allah orada Allah. Bu adam futbolla alakalı. İşte yok, ilk röveşata ne zaman atılmış, ilk vole ne zaman vurulmuş, bilmem ne. Futbol tarihi mi yani? Futbol tarihini ama böyle çok güzel didaktik bir dille diyeyim. Didaktik niye diyeyim? Yani sizin anlayacağınız şekilde öğretici konuşmak yani, istedim. Öğretici ve aynı zamanda da böyle çok romantik, duygusal. Bütün kavramları birbirine karıştırıyor. İşte hava şöyleydi, seyirciler heyecanlıydı, etrafta bilmem ne, herkes susmuştu. Birden oradan döndü, oradan vurdu falan. Ya benim gibilerin anlaması için yapılmış bir şey. Ha, güzel yani, hoşuna gider, latif. Yani ama peki, o şey takıldı yani, o gazoz kapağına, kolasına, maç neydi o kitap, unuttum. Yani çok güzel bir şeydi. Buluruz canım, bir şey değil, önemli değil. Peki çok kitap yazılmış herhalde futbol üzerine, tahmin ediyorum değil mi? Muhtemelen öyle. Yani çok bizim akademik şimdi... araştırmalar da yapılmıştır. Bu neyin nesidir ya arkadaş, bu nasıl bir furya? Onları siz daha iyi bilirsiniz. Peki bir şey yani soracağım. Biz diyorum, biz anlatılmaz yaşıyoruz biz. Biz yaşarız. Ah canım. Siz anlatın, çalışın. Hayır, merak ediyorum. Biliyorsun futbolu bahane ederek iki ülke birbirine savaş açtı. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi. Futbol bahane tabii. Savaşın altı, futbol yüzünden savaş çıkar mı ya? Futbol bahane. Bir futbol maçı bahane. Hiç böyle bir bilgi yok bende. Sen Galeano'nun kitabını okumadın mı? Meşhur Uruguaylı. Uruguaylı. Galeano'nun kitabında vardır bir ihtimal bu, tahmin yok, ediyorum. Yok, zannetmiyorum. Yani, unutum varsa bile unutmuşum yani. Zannediyorum 1970'de falan varsa bir FIFA mı ne diyorlar, ne o? Evet, ne evet, o? Evet, ne, FIFA. Ne, Dünya tabii, Futbol tabii. Kupası mı? Dünya Kupası mı? Ne o? Tabii, International Football. Anladım. Mi? Dünya Kupası ile alakalı tamam. Bir şey mi? Yani önemli bir kupa mıdır bu? Tabii ki canım. Ha, peki, bunu seçmeleri yapılırken iki Güney Amerika ülkesi, El Salvador ve Honduras, bunlar komşu ülke. Allah Allah. Tamam mı? Tabii bir ekonomik sebep yatıyor altında bunun. Muhakkak ki bir ekonomik sebep yatıyor. Yani El Salvador'dan Honduras'a göçler var filan, bir tarafta paralar, enflasyon yüksek, insanlar falan filan. Ve neyse, seçme maçları yapılıyor. Ve zannediyorum El Salvador son şeyde, elemede, son Dünya Kupası elemesinde 3-2 filan yeniyor Honduras'ı, böyle bir şeyi. Ertesi gün jetler kalkıyor, üstlerine bomba yağdırmaya falan kalkıyor. Bu meşhur bir şey. Yani. İnanamıyorum ya. O 69, 1969 kupadan önce. Abi çok iyi. O Güney Amerika'da da nedir kardeşim ya? O ne futbolcular ya? Dünyanın en iyi futbolcuları oradan mı çıkıyor? Oradan çıkıyor nedense, ben de bilmiyorum. Japon yani. Futbolu... Ha, Japonlar futbol oynuyor mu? Oynuyor tabii canım. Gerçekten. Oynamaz mı ya? Ya Japon... Şimdi bak, orada dur. Ha, ben merak ediyorum canım. Tsubasa var ya. Efendim ne var? Tsubasa. Tsunami olmasın mı? Ya Tsubasa kardeşim. Bir şut atardı, 5 dizi sonra gol olurdu. Ne yapılır de? Ya neyse, geçiyorum. Var tabi Japon. Bir dakika, ama... bir dakika. 5 dizi sonra şu gol olur ne demek ya? Şimdi bunu sana açıklamak çok zor acı babacım ya. Bırak Tsubasa'yı bil, not al, araştır istiyorsun. Tsubasa. Bu ne, bu Japon mu bu? Hayır, Japon olması lazım. İsim ama ne, bu sorduğun soru çok ilginç bir soru. Hı. Çünkü bak, ben sana şöyle bir şey anlatayım. İnanmayacaksın. Niye inanmayacağım? Şimdi Avrupa futbolu zaten, hani futbol dediğin zaman işte nedense her yer Batı, Avrupa bilmem ne falan yani. İşte İngiltere, İtalya, Fransa bilmem, bunlar tabii de İspanya falan de. Şimdi futbol dediğin zaman abi, Japon futbolcu veya Çinli veya bir işte Asya bölgeleri neyse. Dedim ya, her şey artık ekonomi olmuş. Adamlar bir tane alıyorlar, işte Çinli bir futbolcu mesela. Tamam. Takımında oynatıyor. Manchester United'da vardı galiba. Çinli mi, Koreli mi ne, unuttum yani. Ayıptır, karıştırma birbirine. Yani o bölgelerden alıyor adam bir tane futbolcu. Niye? Niye? Çünkü orada forma satacak. Efendim ne yapacak? Şimdi sen Çinli bir futbolcuyu oynatıyorsun. Evet. Düşün, Manchester United'da veya evet, işte Barcelona'da Çinli bir futbolcu var. Evet. Abi Çin'in nüfusu kaç? 1 milyarı falan geçiyor herhalde. Tamam, işte yarım milyar forma sattın demektir. Niye forma alıyorlar, ben onu anlamıyorum. Ya adam orada oynuyor kardeşim. Çinli adamın hemşerisi. Barcelona'da oynuyor. Bilmem ne, Inter Milan'da oynuyor. Onu abi, orada adamlar deli gibi forma satıyorlar. Kendi takımının formasını. Sırf bunun için mi? Tabii. Şimdi düşün mesela, işte bizim Arda gitti bir yerde oynadı. Veya o bir yerde oynadı, şu bir yerde oynadı. Onu seven adam... Bir yerde takımın, dediğin yurt dışındaki herhangi bir ecnebi takımdan mı bahsediyorsun? Işte
Barcelona'da, orada, burada, nerede oynuyor? Türkiye'de Barcelona forması mı satılıyor? Tabii satılıyor. Türkiye'de futbol takımı kalmadı. Bizimkiler şimdi, Barcelona forması şimdi, mı diyor? Ama şimdi şöyle düşün. Şimdi ben çok büyük bir futbolcuydum yani. Mesela. Varsayalım, tamam. Ve gittim, atıyorum ben de yani hangi takıma mesela? Milan'a transfer oldum. Evet, tamam. Sen şimdi arkasında Şefik yazan Milan forması giymez misin? Vallahi kardeşim? Giymem. Niye giymem? Ben de buradan kalkıyorum. Artık da niye giyeyim ayola? Ayıptır be. Ya ayıptır bu be. Memlekette yani takım mı? Yani ben emek vereceğim. Milan'da oynayacağım. Sen benim formamı almayacaksın mı kardeşim? Ya arkadaş benim kendi takımım varken ben herifin Milan'ını niye giyeyim ya? Ya Şefik var bu ortada ya. Anladım da Şefik. Şimdi işin bir tarafı şaka da yani gerçekten bunu yapıyorlar. Yani oralardan bakıyor. Ulan ya burada en çok bunun nüfusu kaç bu kadar. Oradan ünlü bir futbolcuyu alıyor transfer ediyor. O ülkede devamlı forma satıyor adam yani. Büyük bir sektör bu artık. Abi artık o. Hayretler içinde kalıyorum yani. Hakikaten şaşkınlık verici bir şey bu. Fakat bir şey daha dikkatimi çekiyor. Mesela Türkiye'de işte burada görüyorum genç çocuklar falan küçükler daha çok mesela. Amerikan beyzbol takımlarının şapkalarını, formalarını falan niye ne anlıyor ondan? Niye onu giyiyor? Türk beyzbolcular mı var Amerika'da? Tabi bunun efendim sosyolojik tarafını sizler daha efendim, iyi biliyorsunuz. Efendim zaten haliniz bu işin uzmanısınız. Ya ben Amerikan futbolu, beyzbol gençleri nereden bileyim? Benim ya, dedin ki ya sen demedin mi? Şefik Milan'da oynarsa Milan'ın bilmem ne formasını alır. Üstüne Şefik yazan formayı giymezsen sen adam değilsin falan şimdi gibi bir laf etmedin mi bana? Bunlar nasıl biliyor musun? Bunlar işte o Amerikalı bilmem ne şarkıcılar, Hollywood, Hollywood starları yok mu? Tamam. Onlar tabii dışarı çıkarken işte onlar tut işte Chicago Bulls bilmem ne neyse Boston Celtics falan bunları takıyorlarsa, giyiyorlarsa bunlar da onların işte... Ha bildiğinden değil. Değil. Bunlar bizim, da onlara hayran, o da onu yapıyor, ben de yapayım diyor herhalde. Bizim adamımızı yani bizim kendi bir Türk sporcusuna olan bir bağ yok yani arada. Demek ki yok. Demek ki yok. Bu çok ilginç. Yani. İlginç. Basketbolda Türk oyuncular çok dünya çapında oyuncular olduğunu. Şimdi buradan anmadan geçer. Değil mi? Hidayet falan yani, aklıma Hidayet geliyor da yani. Değil var. Mi? O kadar çok var ki yani Mehmet Okurlar gitti. Şimdi ha. Peki başka spor alanlarında bizim böyle şey futbolda var, basketbolda var. Başka spor alanlarında var. Şimdi mı? Olmaz mı tabii çok var yani. Nerede mesela var mesela? Şimdi bak bu sene daha beyzbolda var mı Türk? Beyzbolda yoktur. Ama mesela bu sene bir okçumuz galiba, modern okçumuz. Hı. Ben geleneksel okçu olduğum için. Siz tabii yani, Bir modern ok, bayağı büyük başarılar, olimpiyatlara falan gitti galiba. Zaten mesela... Ya onu bırak, ben şimdi olimpiyatlardan bahsetmiyorum. Futbol olimpiyatlarda var mı? Ha merak ettiğim için soruyorum. Ben hiç yani şimdi bu olimpiyat soru böyle beni bir yanılttı şey bak. Efendim? Beni bir yanılttı. Var. 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 Yani yok diyemem. Var ama... Nedense pek böyle bir ilgimi görmüyor. Niye? Niye görmüyor valla bilmiyorum. Zor. Çünkü olimpiyat deyince benim aklıma daha çok atletik sporlar, atletizm sporları geliyor da yani. Bir... Ya bu başka bir şey üstad ya. Yani bunu gerçekten kelimelerle ya efendim böyle bir hakikaten buraya da taktın sen. Bu başka bir şey, başka yani bir şey. Ne demek o başka bir şey? Yani soruyorsun da yani bence olimpiyatlarda futbol var, evet var, var ama. Mesela neden bizi ilgilendirmiyor bilmiyorum. Yani siz biz mesela. Dediğin beni. Yani futbol taraftarları neden futbol meraklılarını ilgilendiriyor. Yani çok ilginç bir ama şey. Ama hakikaten ilginç bir şey. Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bu buyurun. Olayın boyutunu anlatayım, buyurun. Vehametini anlatayım. Lütfedersiniz. Yıl 1994. Efendim? Kolombiya takımı. Dünya Kupası maçı. Abi Kolombiya'da Escobar diye bir futbolcu. Bu şeydir ya, uyuşturucu tüccarı. Değil. Onu da anlatacağım bak oraya. Escobar. Meşhur uyuşturucu şey baronu o. Değil, bu futbolcu ya. Kolombiya'da futbol oynuyor. Yani. Dünya Kupası maçı ve adam kendi kalesine gol atıyor. Ne? Kendi kalesine gol atıyor. Ve biliyor musun ki kupadan sonra bu adamı öldürüyorlar. Kim öldürüyor? Allah. Hayır, canım, yani, elbette ki yani. Allah öyle emretmiş, öldürüyor. Kolombiya'da. Ya şey mi, cinayete adam, mi kurban gidiyor? Cinayete kurban gidiyor ve daha sonra belgeseli taraftar çekiliyor. Taraftar mı öldürüyor, devlet onu mi? Onu bilemiyoruz. Daha aydınlanmadı o iş. Yani adamı öldürdüler. Adam ölüyor. Evet. Kendi kalesine gol attığı için öldürüyorlar ve daha sonra belgesel yapılıyor. Nasıl? Two Escobars diye galiba. İki Escobarlar diye. Bir tanesi işte senin bahsettiğin meşhur Pablo Escobar. Uyuşturucu tüyeği. Meşhur. Evet. Öbürü de bu adam. Bu ne dedin? Two Escobars mı? Two Escobars diye bir belgesel yapılıyor. Hayret Kolombiyalı ya. 94 mü? O yıllar işte. Kendi kalesine gol attığı için. Bu akıllara durgunluk verici bir şey. Hayır, akıllara durgunluk verici olan şey şu. Ben niye futbolla ilgili bir belgesel seyredeyim ki yani? Bana ne? Ya sen ya? Şimdi bak, sana bu programın sonunda öyle bir numara yaparım ki. Nasıl yani? Yok böyle benim futbolla alakam yok. Yok bilmem nem yok. Çıkartırım, belgeyle konuşuyoruz. Biz tribüncüler
belgeyle konuşuruz kardeşim. Benimle ilgili belge. Evet. Futbol. Benimle... Hem de ne futbol hem de ne fanatiksin. Ben. Evet. Hiç alakam yok. Ya burada Galatasaray maçına gittim, Fenerbahçe zorla morla. Ne? Ya sokaklarda senin Beşiktaş formasıyla çekilmiş fotoğrafların var ya. Efendim bir tanesi jimnastik kulübü, futbol kulübü değil. Ya Beşiktaşlılık ben başka bir şey. Ne demek Beşiktaşlılık başka? Efendim o yani bir meraktır. Öyle öyle futbolla ne alakası var bunun? Rezil oldunuz. Hayır, rezil hiç hayatımda futbol oynamadım. Hayır, şimdi senle biz ikimiz forvette oynasak bir takımın. Birer milyon dolar almışız. Cepte bir milyon dolar var. Abi gol atmaz mıyız ya? İşte ha. Paslaşıyoruz. Bizim, ya abi olmaz. Tabi Balkanlarda olay tabi daha farklı. Adamlar maç yapıyorlar. At o topkayı sündüreyim göksümde diyor ya. Allah Allah. Bir daha söyle. At bir daha. O diyor ki, İşte futbol yapıyor, oradan bağırıyor. At o topkayı sündüreyim göksümde diyor. Allahu Ekber, çok güzel. O da bağırıyor oradan. Ne sanarsın kendini, Real'de? Abi olmaz böyle bir şey ya. Abi olmaz. Ne sanarsın kendini Real'de? Ne sanarsın? Abi. Haddini biliyor ya. Bu Real Madrid'le Barcelona'da işte Fenerbahçe, Galatasaray gibi bir şey abi. İkisi aynı ülkenin takımı. Tabii. Ya tezahüratlara ne diyeceksin acaba abi? Onun bak, onun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sövmek ve hakaret içermediği sürece buna karşıyım yani. Fakat hani kamyonların, bilmem nelerin arkasında yazan ifadeler var ya. Bazı eski dolmuşların önünde, içinde falan da yazardı. Ben o bir tür halk edebiyatı olduğu kanaatindeyim. Yani affetsinler tabii. Beni ama... Tabii. Bir tür halk edebiyatı olduğu kanaatindeyim. Ve çok incelikli ifadeler kullanıldığı kanaatindeyim. Tabii baştan bir daha söylüyorum. Bir şartla sövgü ve hakaret. Yani karşındakini aşağılamak. Evet, kendi adamını teşvik için veya karşındakisinin moralini bozmak için dahiyane şeyler bulunabilir. Hakaret için içine girdim, ben yokum orada. Tabii ben de yokum. Evet, evet. Ama güzel diyordun, çok yoğun. Ama o şimdi araba o şeyleri ayrı. Onu söylemeyeceğim, söylemeden edemeyeceğim. Onda bir tane kitap vardı. Evet. Gönlünde yer yoksa bana güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim. Ne demek o ya? Ya böyle bir şey yazmış adam minibüse ya. Minibüse yazmış. Evet yani. Abi ya. Peki ya, hatırlıyor musun? Evet, biz seninle Konya'da. Neydi o? Konya'da. Konya'da evet. Tam o neydi o merkeze? Tamam. Bir tane eski arabanın arkası camında. Neydi, hatırlıyor musun sen? Hatırlıyorum. Azrail bile ayağıma gelirken senin tribin kime? Senin neyin? Tribin kime? Tribin kime? Azrail bile canımı almak için ayağıma geliyor. Koskoca Azrail. Tribin kime? Sen nasıl bana gelmezsin onu diyor, değil mi? Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? İşte futbolda da var mı böyle şeyler? Ya futbolda da bir tezahüratlar daha uzun. Daha şey yani, çok daha. Ama yani maalesef tabii şimdi düşünüyorum, hani burada yapabileceğim. İşte aşığım sana, doyamıyorum ki sana. Aman. Hani çok az böyle küfürsüz. Peki bak, bir şey hatırlıyorum ben şimdi. Dur. Şimdi bu Beşiktaşlısınız ya siz. Siz Beşiktaşlısınız ya. Efendim yani benim nüfus kağıdım. Onun mesela bir amigosu vardır. Sövgü yani, mevgü yok değil mi? Sövgü mevgü yok canım. O üçlü çektirir, bilmem ne yaptırır. Ne demek üçlü çektirmek dediğin? Bunlar kendi terminolojisi. Ne öyle, o ne oluyor öyle olunca? Konuşmayacaksın, susunca. Bütün stat susuyor. Ne diyorsun ya? Tribünler susuyor öyle mi? O 50 bin kişi susuyor. Alen galiba, adı da Alen'di. Ortaya geçer. Evet. Çıt diyor. La. Karınca ezmez Şevki. Duydum ama tabii onları. Karınca ezmez Şevki. Bizim Rambo vardı, bilmem ne vardı. Birçok vardı bizim tribünde. Galatasaray. Peki yani bunlar ama... Birileri bunları tayin etmiyor, bir görev vermiyor bunlara. Bunlar kendiliklerinden, tabii, takıma olan bağlılıklarından ve sevgilerinden dolayı... Mutlaka bir yetenekleri var, şeyleri var tabii, liderlik. Ben de bir şey öğrenmek için geldim bugün. Ben burada boş beni konuşuyorum. Estağfurullah, bir kere de biz öğrenelim ya, müsaade et, Allah razı olsun. Ama topumla geldim. Nasıl geldin? Topumla geldim. Atma bana topu, istemiyorum. Sakın hadi bana atma. Maç yapalım, hadi gel. Nereye maç yapalım? Gel ya. Ya oynayamam topu. Bir kere de gel ya. Gelmeyeceğim efendim, istemiyorum futbol oynamak canım. Allah Allah. Kahve de soğudu. Tuzu basaymış. Ne demekse?